Şimdi sırada güzel başlayan bir sürpriz var. Bugün sürpriz günümüz olmuş hepimizin. Bence herkesin böyle yüzü ondan pırıl pırıl. Eşinle tanışma yıl dönümüne özel Hatice'nin güzel bir hediye gelmiş. Bu hediye karşısında verdiği tepkiye kayınvalidesi Hüsniye Hanım bir hayli kızmış. Neden kızmış? Ne olmuş olabilir? Buyurun izleyelim. Arkadaşlar sakız geliyor, bekleyin. Aa, kaç tane kutu var orada? Hediye bayağı küçük demek ki. Bu ne? Karşısın diye. Bir dakika, ne o? Ben göremiyorum ya. Ben göremiyorum, siz görebiliyor musunuz? Ne ya? Sakın. Ben hiç göremiyorum. Yazıklar olsun ya, vallahi ya. Hiç ne diyeyim ya? Bir şey söyleyeceğim, benim gözler hiç görmüyor ya. Hediye göndermiş. Sen hiç göremezsin Yeşim. Hediye göndermiş. Bak biz göremedik, sen vallahi hiç göremezsin. Oğluma kükrüyorsun yani alıp bunu fırlattığın zaman. Bir insan sevginin de bir sınırı olmalı eşine karşı. Peki oğlumun yüzüne nasıl bakacaksın sen? Hediyeleşerek insan ilişkileri, arkadaşlıkları yüceltirler. Bunlar yıpratıyor karısının şımarıklığından. Şimdi 10 yıldır evliler. Evlilik teklifinin anlamı ne? Tamamen maddi açıdan duygu sömürüsü bu. Bu neyin şovu? Beni çok seviyordun, şovu mu? Kocamın parası var, bana bunu mu yaptı? Ay. Ya da borç yaptı, ay, gitti bana yüzünü mü aldı? Bu ne? Bu bir dakika, bu benim gelinime özel bir durum değil sadece. Duymadınız galiba. Hatice diyor ki, senin inadına diyor, böyle buraya diyor, eşimle beraber gelip 10. yıl diyor, evlilik yıl dönümümüzü yapacağım. Yani nikah tazeleyeceğim diyor. Tamam, ne güzel, tazelesin. Bu benim takdir edeceğim bir durum değil. Olgunlaşmamış ilişkiler yıpranır bu şekilde. 10 yıl olmuş. Hala oğlunuzla gelininizin evliliği olgunlaşmadı mı? Hayır. 10 yılda az bir süre değil ama ya. Bakın ben kaç yıldır evliyim? 36-37 yıldır evliyim. Hala olgunlaşmış bir ilişkiden bahsedemem. Çünkü her gün yeniden tanışıyoruz. Sevgide, muhabbette, aile içerisinde gelişimi yüzükle, parayla olacak iş değil. Ben giyeceğim 10 yıl sonra gelinliğimi çıkacağım demekle olacak iş değil. Şok oldum. Yani birazcık tepkine de şaşırdım. Öncelikle o attığın yüzük müydü? Konuşmak istiyorum. Bakabilir miyim? Neyi beğenmeyip, yani onun üzerine konuşabilir miyim? Yiğit de mi? Yiğit. Evet. Oo, kutu da büyükmüş. Ay çok havalı. Bugün özel bir gün mü? Değil. Değil mi? Denk geldi. Tanışma yıl tanışmayı. Dönüm. Ah bir tane daha kutu. Ay şu ana kadar çok tatlı gidiyor. Ben de öyle sanmıştım. Ona... Ah bir tane daha. Ay çok heyecanlı. Nursel Hanım'ın yüzü. Göremedim ben Nursel Hanım. Gözükmüyor değil mi? Şu kadar. Birazcık şey şaşırtıcı. O kadar şaşalı başladı ki bu ne bu ne? Yüzüğün kutusu. Herhalde şaka falan mı yaptı anlamadım yani. Ama yok. Çok güzel parlıyor. Biraz kayınvalidene katıldığım yönler var. Geleceğim oraya da. Taşını küçük buldun ve şöyle yapıp koydun. Doğru mu? Konuşmak istiyorum. Birincisi kayınvalidem 10 yıldan beri bizim ilişkimizin olgunlaşmadığından bahsediyor. Bunu neye dayanarak acaba söylüyor? İkincisi bu gösteriştir falan diye sen söyledin. Bunlar hediyeleşmeler falan, bunlar olgunlaşamamışsınız ki bunları yapıyorsun dedin. Geldin ve senin oğlunun bu kadar küçücük bir yüzük alarak beni burada rencide etmesine göz yumdun. Gerçek yüzüğüm bu. Çok da güzel bir 10. yıl kutladık biz kendisiyle. Çok da güzel kendisi bana yüzük aldı. Parmağındaki kocaman taşlı. Çok büyük. Evet, kocaman taşlı. Ben şey algıladım, hani o kadar gösterişin içerisinde seni seviyorum falan filan, kutuları açıyorum açıyorum dalga geçer gibi minnacık yüzük. Ama aşkım hani o sana aşkını ilan ettiği böyle hani çok havalı olması gereken bir ama yüzük. Ama göndermeyebilirdi. Bu da evlilik yıl dönümü yani çok da tanışma yıl dönümü. Yani o çok da zarif bu arada biliyor musunuz? Bak mesela senin de parmakların şey. Bence çok kötü bir şey değil. Bak o parlaklığı kadar zarif duruyor ki. Parlaklığı buradan görünüyor mesela. Ben pek göremiyorum. Parlaklığı gözüküyor. Ben de onu diyeceğim. Ay aynı yere mi bakıyoruz? Ben hiçbir şey göremiyorum. Ben bak ciddi söylüyorum. Zarif yani bak çok hoş. Gerçekten mesela sen böyle yaparak altını çizmiş olmuyor musun? Yüzüğü beğenmedim diye atarak. Sen renkli etmiş olmuyor musun? Beklemiyorum. Çünkü bana daha fazlasını yaptığı için...
hani arka taraftan ve çok da güzel konuştuğu için hani kutuları sizler de bir gördünüz yani. İçerisinden kızlar resmen görmüyorum etmiyorum falan çünkü ben de görmüyorum. Yani ne maksatla bunu gönderdi bilmiyorum. Belki kayınvalidemle konuştular arkada. Bu şekilde yaptı. Kayınvalidem de bana düşman kesilmiş zaten orada. 10 yıldan beri olgunlaşmayan evlilik ne demek anne? Onlara da geleceğim. Bir dakika. Ama asıl kükremek diyorsun ya. Yani kükremiş gelinim resmen. Öyle aldı fırlattı kükredi. Yüzüğü fırlattı. Bu nedir dedi. Bu kükremektir. Bu beğenmedim demiyor. Alıyor fırlatıyor bu nedir diyor. Beğenmedim diyorum işte. Bu beğenmedim demek. Tavrımla, sen bunun fazlasını yapıyorsun bana. Ama buraya gelip de bu kadar küçük bir şey gönderirsen ben bunu eleştiririm işte diyorum. Mesele kendisine. Fazlasını vermekte zaten. Hayır, fazlasını vermek. Hayır bir de bir şey diyorsun ki oğlumun parasıyla o kadar gösterişli şeyler yaptınız ki. Oğlumun parası, gelinimin parası diye paramız mı var? Ayırt mı ediyoruz biz? Bizim eve giren paramız ortak değil mi? Senin eşinle evinize giren paranız ayrı ayrı mı? Benim param senin param mı demem gerekiyor? Duydunuz değil mi kızlar sizde? Evet. Dedi ki oğlumun parasıyla şaşalı gösterişli. Öyle demedim. Öyle söyledim. Öyle demedim. Peki senin öyle için demedim. Neden bu kadar önemli? Mesela rezil oldum ben işte küçüklüğünden diyorsun ya önemli mi bu? Önemli olan orada düşünmesi değil mi? Elbette düşünmesi tabii ki de ama bana gelip de mesela öncesinden ben bunları bile görüp çok lüks bir gemide kutlanması etmesi bunları gördüğüm için hani buraya bu kadar küçük gönderip de kızlarım bile yani gelip aa görmüyorum falan ben rencide oldum şahsen. Yani bu o kadar kutuların içerisine koyup da küçücük bir piyonklu bir kutu bana saçma geldi çünkü beklemiyorum böyle bir şeye yani. Bana bu gerçekten garez yapılmış gibi bir şey hissettim. Çünkü Hüsnü biliyorum. Abla sen neden gelinin şov yaptığını düşünüyorsun? 10 yıl sonra ne şov yapacak yani, ki? Nursel Hanım, hediyeleşmek güzel bir şey. Hele bu tamam. Karı koca arasında olursa daha da güzel olur. Ama burada amacı ortada zaten. Bir gösteriş yapmak, bir şaşaysa burada ben sevgiyi de görmem. O aşk da değil, muhabbet de değil. Sadece kocam bana bunu yaptı, ben eşime bunu yaptım. Bakın sevginin ve aşkın zirvede olduğu yıllarda insanlar birbirlerine yazmalar hediye ederlerdi. Mendiller hediye ederlerdi. Kaç yıl sonra o zirve? Efendim? Kaç yıl sonra o zirveye ulaşıyor ilişki? İlişki. En zirvedeyken en zirvedeyken ya. bu mendili hala sandığındadır, bu yazması hala ondadır, bu değerlidir. O kelimesi, o bakışı hala ondadır, bu değerlidir. Burada bir ruh yok, bir soyutluk yok. Somutlaşmış yerde sevgiyi aramasın kimse. Ne alakası var? Yok. Bir ama alıp bu yüzüğü fırlattığın an bunun yok. İspatıdır. Sen bir yüzeye bu sevgisizlik olarak atlandırıyorsan. Yüzük değil, fırlattın ya, fırlattın. Fırlattın. Fırlattın mı fırlatmadın mı? Fırlatabilirim. Tamam bitti. Beğenmedim. Bir kere anne sen ne karışıyorsun benim kocamla aramdaki bu işe? Ben karışmıyorum ki. Alma dedim ya. Fikrimi beyan ediyorum ve söylüyorum. Bu böyle bu kadar. Arkada kükreyen sendin aslında. Yani diyebilirdin ki kızım evet yapmasaydın. Alkışlamam gerekiyordu Hatice'yi. Bravo. Kükreyen. Süpersin demem lazım. Tabii ki hayır süpersin de güzelce eleştirebilirsin. Arkada öyle bir kükrüyorsun ki yani almış hediyeyi de atmış da fırlatmış da kocasının parasıyla almış da sen kükredin arkada. Bu benim 10 yıllık ilişkim ve benim ben bunu belki eve gittiğimde eşim tamam belki doğru söylüyorsun diyebilir ve biz bunu kapatabiliriz bir şekilde. Kapatamazsın. Ama bunu burada yaşıyorsan kapatamazsın. Nasıl herkesin gözü önünde yüzüğü fırlatıyorsan bunu kapatamazsın. Eşim bana büyük şeyler yapmıştı burada söylüyorsan bunu kapatamazsın. Bunu buraya taşıyorsan bunu kapatamazsın. Kapatır. Ben de konuşurum. Neden? Benim bitti. Eşimle, bunu evinde konuşursun benim, o zaman. Tamam işte eşimle ben evde konuşurum, kapatırım ama sen bu şekilde böyle dile burada getirirsen... Burada konuşulan bir şeyi kapatamazsın, neden ben de konuşurum. Neden kapatamıyorum? Sen mi gelip konuşacaksın Hüsnü bizimle ablacığım, beraber? Hüsnü araya gireyim siz daha yükselmeden. Eşi mesela izliyor bizi, yüzüğü beğenmediğini gördü. Ne yapar? Aynı tepki verir mi oğlun? Senin kadar yüksek tepki verir mi? O almış, onun karısı. Vallahi onun karısı, benim gelinim, eğer oğlum hala eşini pişpişliyorsa daha çok ninniler söyler. Bu ne demek ya? Bu ne demek anne? Pişmişliyorsa ne demek? Yani böyle kızması mı lazım? Kızması mı lazım? Kızması lazım bence. Oğlum. Yo bravo Hatice alıp kafama alsaydın diyorsa ben oğluma alnın ortasından öpeyim helal olsun. Ne iyi adammış ya. Ne bekleniyor bu ilişkide? Benim hoş karşılamadığım tavır ve davranışlar bunlar. Onlar hoş karşılıyorsa onların problemi bu. Oğlum bu olayı nasıl kabul eder? Kabul ederse de benim diyecek bir şeyim yok ki böyle bir tavra.
Hayır, bu olayda benim eşim kesinlikle bana değil de annesinin üstüne gider. Nasıl sen böyle tepki verirsin diye. Öyle, çünkü biliyor, beni tanıyor. Bile bile de yaptığını eve gidince de itiraf edecek kesin bana. Bilerek gönderdim onu. Yani sizin aranızda bu daha şaka gibi mi geçecek? Yani evet, çünkü biz bunu geçiştireceğiz ama en çok da kayınvalideme. Sen ne kadar bu annesine söyleyecek? Sen neden bunu bu kadar çok büyüttün? İçeride kükredin diyecek bu şekilde. Sana bir şey sorayım. İznin olursa eşini bağlayabilir miyiz telefona? Audrey Meydan. Merak ettim. Bağlayayım. Okey mi? Tabii, sıkıntı yok. Arkadaşlar, eşini bir arayalım. Eğer müsaitse de konuşalım. Merak ediyorum. O ne tepki verecek? Nurten abla, sen de çok sinirlendin. Atmasına mı, beğenmemesine mi, kayınvalideye mi? Ben kayınvalideye. Dedim ki onlar kendi aralarında hallederler. Takılmadın yani Hatice'nin yüzüğü atmasına? Hayır. Yani tabii hoş olmadı. O ayrı. Hani onu kendi kayınvalidesi zaten yapacağını yaptı. Ama onu eleştirmemize fırsat kalmadı ki. Hüsniye Hanım'ı ben yanımda sakinleştiremiyorum. Evet. İşte kayınvalideler. Evet. Diyorum ki karışma. Onlar kendi aralarında hallederler. Hatta sen de ki oğluna, oğlum hani biraz daha güzel bir şey gönderebilirdin. Gelinini tut diyorum. Bu bir ilişkinin olgunlaşmasını engeller bu hareketler. Şımarık hareket bunlar diyor. Hayır. Senin hala 37 yıllık evliyim diyorsun. Hala olgunlaşmış diyemem diyorsun. Öyle dedi. Kaç yıl lazım? Yani 10 yıl bana kalırsa fena çok iyi. Değil. Çok o iyi. İnsanın oradan kastettiğin ne mesela? İnsanların her gün birbirini yeniden tanıması lazım. Bu tanışma eğer bir yüzükle, bir parayla, bu şekilde bir davranışla olacaksa hiçbir gün gelişemezler. Aynı yerde dönüp dururlar. Yine birbirini tanımış olmayacak mı? Şimdi tanımıyorlar. Hatice böyle bir hareket yaptı. Şimdi biz eşini tanıyacağız Hatice ile birlikte. Bakalım ne tepki verecek. Belki çok hoş karşılayacak. Belki de senin gibi kızacak. Bu gelişmiş bir ilişki olmaz hoş karşılasa da. Aynı fanusun içinde dönüp duran iki balık gibiler. Zaten aynı fanusun içindeler. Evet, evet. Hadi bakalım.